Manisaspor karşısında biraz rahat bir galibiyet bekliyordu Bucaspor'dan ama 1-0'lık bir galibiyet oldu. Maç hakkındaki görüşlerinizi alayım öncelikle. Evet, tabii 4 haftanın vermiş, kazanamamanın vermiş olduğu bir gerginlik vardı. Biraz özgüven kaybı vardı. Bunun yanında da yani matematiksel olarak da düşmese de Manisa son şanslarından birini kullanacaklardı bize karşı. Çok fazla defansif oynadıkları için o kilidi açmakta zorlandık. O rahatlığı sahanın içerisinde, o özgüveni performansımıza ulaşmamıza engel oldu. Ama ikinci yarının başlanmasıyla beraber bir baskı kurduk. O baskının sonucunda kazandığımız penaltıyı öne geçtik. Daha sonra çok rahat pozisyonlarımız var. Çok net pozisyonlarımız var. Yani çok daha rahat geçebilecek bir maçtı. Ama dediğim gibi bu dört maçın kazanamamanın verdiği gerginlik ve stres biraz da genç takım olduğumuz için bizi maalesef bugün etkiledi. Ama kazanmak çok önemliydi bugün bizim için. 3 puanla yolumuza devam etmemiz çok önemliydi. Çünkü seriye başlamak istiyorduk ve ligin sonuna kadar da bu seriyi devam ettirip mutlu sona ulaşmak istiyorduk. O anlamda gerçekten zor bir maç oldu. Manisa'da son şanslarını kullandığı için bütün gücüyle savunma yaptı. Pek hücumu düşünen bir takım görüntüsü yoktu. Yani onlar için bir puan hiçbir şey değildi gerçi. Yine düşeceklerdi. Kazanmaları gerekiyordu ama enteresandır tabii. Sadece ve sadece savunma yaptılar. O da bizim biraz işimizi zorlaştırdı. Ama 1-0 yakalıyoruz ve ondan sonrasında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onu aşmamız gerekiyor. 2-3'ü kovalamamız gerekiyor. Artık o saatten sonra bizim herhangi bir şekilde savunma yapmak gibi herhangi bir düşüncemiz yok. Biz teknik ekip olarak, ben ve ekibim olarak asla ve asla savunmayı düşünmüyoruz. Biri bulursak, 2-2'yi bulursak, 3'ü. Ama dediğim gibi yani ikinci yarının ilk 4 maçında alamadığımız galibiyetlerin verdiği bir stres ve özgüven kaybı vardı. O yüzden biraz gergin bir oyun oldu ama bu atmosferde kazanmak güzel. Biraz Hocam özgüvenimiz yerine geldi. 4 maçtır kazanamayan bir Buca vardı ama 10 maçtır kaybetmeyen bir Buca vardı. Ve bugünle beraber son 16 maçta sadece bir mağlubiyet var Buca Spor. Sen bardağın diğer yüzünden baktın. Aynen. Tabii ben o yönden bakmıyorum. Neden o yönden bakmıyorum? Ben her maçı kazanmak için oynuyorum. Yani asla ve asla kaybetmeyi değil, ben hep kazanmayı düşünüyorum. Kaybetmeyi düşünen bir yapıda değilim. Hep kazanmayı düşünüyorum. Kaybetmemem demek iyi şeyler yapıldığı anlamına gelmiyor berabere kalmak. Bunların kesinlikle ve kesinlikle bütün sorumluluğu bana aittir. Hep söylüyorum. Sahadaki oyuncu performansları, çekilemeyen şut, koşulamayan mesafe, atılamayan gol, yenilen gol, ne varsa var. Bunların hepsi, bütün sorumluluklar bana aittir. Oyuncularımın tüm yaptığı hatalar, her şey bizlere aittir. İlk 4 haftada içinde de böyle oldu. Oyuncularımın iyi niyetinden, İstek ve arzusundan kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir şüphemiz yok. Çok da memnunuz. Hatta bazen fazla motivasyon dolayı da gerginlik yaşıyoruz ve gerçek oyunumuzu yansıtamıyoruz. Tabii ligin sonu gelince de bu şekilde oluyor. Ama dediğim gibi siz bardağın öbür yönden baktınız. Evet, kaybetmiyoruz. Ama ilk 4 maçı da geçseydik şu anda ligi %80 ölçüde bitirmiştik. Çok rahat bir şekilde ipi göğüsü çektik. Ama o çok kolay olacaktı. Demek ki biz zor yolu seçtik. Zor yoldan gideceğiz. Bugünkü galibiyetle de 4 haftalık seriyi geçmiş olduk ve önümüzde de sadece galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Hocam, Bucaspor'da taraftarlardan bir sürü destek mesajı var altta. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şu an yok, göremiyorum, evet. Teşekkür ediyorum Onlara hepsine. katılmak ister misiniz? Özür dilerim, duyamadım. Bucaspor taraftarlarına bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu daha önce bir yerde daha belirtmiştim. Taraftarsızlık en büyük cezayı kim çekiyor ya da acıyı kim çekiyor dersiniz? Bence Buca camiası çekiyor. İnanılmaz bir taraftar desteği, inanılmaz bir şekilde rakip takımı, içeride oynadığım maçlarda hakemi, her türlü etkileyebilecek taraftar gücüne sahibiz. Bizim açımızdan grup olarak en büyük kayıp bizde. Taraftar gücü olarak. Onları çünkü tabii ki arkamızda hissediyoruz. Dualarını hissediyoruz. Bize desteklerini biliyoruz ama sahanın içerisindeki varlıkları inanın bence net bir şekilde oyunumuzu da kesinlikle yukarıya taşıyacaktı. İçerideki baskı inanılmaz iyi olacaktı. Sadece içerisi için değil, bence deplasmanda da birçok maçlara çok fazla bir şekilde katkıda sağlayacaklardı. O yüzden en büyük kayıp bizde. O anlamda çok üzüntülüyüz taraftarlarımızla bütünleşemediğimiz için sahanın içerisinde. Ama dışarıdaki desteklerine de hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii bazen eleştiri oluyor. Olacak da. Çünkü 4 haftadır kazanamayan bir takım var. Kazanamayan takımın tek sorumlusu benimdir. Birçok nedenleri vardır ama bu nedenlere girmek benim açımdan doğru değildir.
mazeret sunmak bana yakışmaz. 4 haftalık galibiyetin bütün sorumluluğu da beraberliği, bütün sorumluluğu da bana ait. Ama onlarla beraber eğer sahanın içerisinde olmuş olsaydık, statta beraber olmuş olsaydık, yani çok fazla daha mesafe kat etmiştik. Belki 4 hafta kazanarak bile geçebilirdik. Çünkü çok itici bir güç Buca taraftarı. İnanılmaz camiasına sahip çıkan bir taraftar. Biliyorsunuz Buca'yla yeni Buca FK'nın ikisinin birleşmesini tekrardan birleşmesiyle Türk taraftarlar tekrardan Buca'ya sahip çıktılar. Dediğim gibi yani bizim onlara çok teşekkür ediyoruz destekleri için ama yalnızlığını en çok hissettiğimiz taraftar grubu bence bizim grubumuz. O yüzden de üzüntülüyüz onlarla beraber olamadığımız için stadın içerisinde. Ama bize güvenmeye çocuklara özellikle yani bakın şunu söyleyeyim. Antrenörler her zaman gelip gidiyor. Oyuncular orada. Bence oyuncular sonuna kadar desteklenmeli. Ben bunu kendim için istemiyorum. Oyuncularım için istiyorum. Oyuncularım sonuna kadar desteklenmeli. Bu genç bir ekibiz. Gerçekten genç bir ekibiz. 23 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Kolay maçları oynamıyoruz. O yüzden dediğim gibi bana her türlü eleştiri olabilir, her türlü şey olabilir. Hakaret olmadığı müddetçe problem değil. Bütün suç zaten, bütün sorumluluk bana aittir ama bizim hocaların hep zaten yerleri değişir. Ama oyuncular burada. Sonuna kadar da burada olmaya devam edecekler. O yüzden onlara bence sonuna kadar destek verilmeli. Onlara muhakkak güvenilmeli. İyi bir oyuncu grubumuz var. Karakterli bir oyuncu grubumuz var en azından. Evet bazen en iyi çıkışlar yaşadık. İlk yarı liden bitiren de zaten bu gruptu. Bu futbolculardı. Transfer döneminde çok oyuncu almadık zaten. O yüzden de bu oyuncu grubuna bence güvenilmeli. İyi bir oyuncu grubumuz var. Karakterli bir oyuncu grubumuz var. Lafı gelmişken tabii ki ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yardımcı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz özveriyle çalışıyorlar. Çok karakterli, çok dürüst, çok çalışkan bir ekibimiz var. Oyuncularla diyalogları çok iyi. Antrenman bilgileri, her şey çok iyi. Ama dediğim gibi ya oyunculara sonuna kadar güvenmelerini istiyoruz taraftarlarımızdan. Mutlu sona da biz ulaşacağız. Bunun inancındayız. Hocam eleştiri demişken bir taraftarımız öne geçtiğimiz maçlarda hep geri yaslanıyor. Yok. Buna katılıyor musunuz? Yok. Ben asla geri yaslanmam ki oyuncularım da bundan şikayetçi. Hocam bütün takımlar çamur yapıyorlar, pislik yapıyorlar, üstüne yatıyorlar, şey yapıyorlar. Ben asla. Ben 1'se 2, 2'se 3'ü kovalarım. Asla yapmam. Bir santraforum daha olsa kulübede onu da sokarım oyuna. Yani onu kabul etmiyorum. Talihsiz kırılma noktası oldu maçların. Aynı ilk maçımızla beraber Oh maçıyla da aynı şekilde. 1-0 öndeyken yediğimiz gol, biz 10 kişi kaldığımız pozisyonda taç bizdeyken biz rakibe verdik. Rakip vurdu, topu gol yaptı. Çok kötü bir kırılma noktası. Diyarbakır maçı %100 bir penaltı verilmedi. 1-0 öndeydik. Artı rakip takım 50'le gol attı. Bir kırılma noktası ve 2'yi yakalayacağımız pozisyonları yakaladık. Atamadık. Ama kesinlikle asla ve asla hiçbir zaman hiçbir yerde asla oyuncularıma savunma yapın demem. Savunmayı da sevmem. Ben kaybetmeye değil ben kazanmayı oynarım. Neresinde olursa olsun. Yani bu konuda da hatta eleştiriler bile geldi yani bu konuda. Hem oyuncularımızdan hem başkanımızdan yani korumamız gerekir skoru diyor. Ama ben hiç öyle bir adam değilim. Öyle bir teknik adam değilim. Asla geriye yaslamam. Yaslanmayı da istemem. Kaldı ki bizim takım öyle bir şey ki bizim takım oynamaya alışık bir takım. Savunma yap desem yapamazlar. Beceremezler. Yani daha fazla gol yeriz yani. Ona katılmıyorum. Asla ve asla geriye savunma yapın hiçbir zaman demedim. Demem de öyle bir futbol anlayışım yok. Hocam transfer konusunda bazı sorular var. Transferler yapılmaması sizi etkiledi mi? Ya tabii ki bu işin gerçeği evet etkiledi. Ama var olan oyuncularımıza sonuna kadar da güveniyoruz. Biraz önce de söylemiştim. İlk yarıda da bu oyuncularla biz lider olduk. Ama tabii ki eksik yerlerimiz vardı. Bunları tamamlamak istiyorduk. Nokta transferler dediğimiz, tabir ettiğimiz transferler istiyorduk. Olmadı. Bunlara da yani arkasına sığınacak da bir adam değiliz. Ne ben ne de ekibim ne de oyuncularım. Var olan oyuncularımıza da sonuna kadar ipi göğüslemek için tüm bedenimizde, ruhumuzda, her şeyimizde sahanın içerisindeyiz. Olsaydı iyi olur muydu dersen çok çok iyi olurdu transferler ama olmadığı için de önemli. Yani bu dörtlerden beraberlik aldığımız beraberlikler transfer yapmadığımız için değil. Hiç alakası yok yani onun ama transfer yapsaydık iyi olur muydu? Olurdu evet. İşin gerçeği o. Eksik yerlerimiz vardı. Onları tamamlamak isterdik ama dört tane beraberliği onlara bağlamam. O basit bir şey olur. Çok kolay bir şey olur. Ben de kolayı seven bir adam değilim yani. Yani beraberlikten ziyade takımda bir formla rekabet olmadığını düşünüyorlar. Evet. Yani evet. Yani biraz
kadromuz kısıtlı. O konuda herhangi bir şey söyleyecek halimiz yok. Evet doğru, biraz kadromuz kısıtlı. Daha geniş bir kadro oynamak isterdik. Biraz da genç olmasından dolayı da biraz da o konuda da sıkıntı yaşıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, Aslanlar gibi bir altyapımız var. Altyapıdan 6 taneye yakın oyuncu şu anda kadromuzda. Hatta bugün ve geçen haftaki kadroda da altyapı oyuncularından 2 tanesini 18'e aldım. Bugün de aldım Turan diye yetenekli bir oyuncumuzu. Hatta süre vermeyi bile düşünüyordum. Ama işte 2-0'ı veya 3-0'ı yakalasaydık çok daha rahat süre verecektik onlar için. Ama oradan dolu dolu gelen bir altyapı şeyimiz var. Sıkışırsak onları kullanıyoruz. Onlara da güvenimiz sonsuz, bir problem yok. Ama dediğim gibi yani hangi teknik direktör devre arası transfer istemez ki? Ben de isterim. Yani istediğimiz önemli isimler de vardı. Görüştüğümüz önemli isimler de vardı. Ama olmadı. Ama bunların beraberliğin onlarla bir alakası yok yani. Çünkü biz öne geçtik. Ezilmedik hiçbir takıma karşı. Biz her zaman öne geçtik. Kazanabilirdik yani maçları. Ama net. Evet, transfer olsaydı iyi olurdu. Peki hangi mevkileri istediniz hocam transferleri? Yani onlar artık geçti. Devrimiz artık geriye dönmenin. Geçmişe bir şey yapamayız. Ama bugünle yarını kurtarabiliriz. O yüzden geçmişe dönmeyelim. Artık orası geçti. Hocam herhalde telefonu çarptınız. Kamera açısı biraz değişti. Hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. Evet, teşekkür ederim. Şu anda iyidir herhalde. Şu an ya. Tamam. Hocam Diyarbakırspor maçından Üstünkörü bahsettim ama ben biraz detaylı girmek istiyorum bu konu. Çünkü o maçı kazansaydın şu anda lider Bursaspor'du. Ve hem o maçı soracağım, o maçın özelinde de şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibini sizce kimler olacak? Şimdi evet. Umut'ta kaldı. Yarış kızıştı. İkinci yarının biz ilk dört maçını ilk beş içindeki takımlarla oynadık. İkinci haftada Diyarbakır'la oynadık. En büyük rakibimizdi. Puan şeyiyle baktığın zaman arkamızdan gelen ilk yarı itibariyle biz lider kapatmıştık. Yenseydik evet büyük bir avantaj sağlayacaktık. Ne yenilmeyi hak ettik ne de çok yenmeyi hak ettiğimiz bir oyun olmadı. Ortada oldu ama dediğim gibi kırılma noktaları vardı. Özellikle penaltı ve sarı kartta Etem'in atılacağı pozisyon vardı. Net bir penaltımız ve kırmızı kartımız vardı. Kırılma noktası oldu. İlk yarıdaki Diyarbakır takımına göre de yaptığı transferlerle inanılmaz güçlendiler. Yani biliyorsunuz Tuzla'dan aldığı oyuncular çok değerli. Evet. Üstün ligin üzerinde oyuncular. Zaten iyi oyuncuları da var. Bu ligin iyi oyuncuları var yani. Stoperleri müthiş oyuncular. Orta sahada var. Dediğim gibi işte santrofor zaten Mehmet Gölbaşı. İyi bir takım. Zevkli. Diyarbakır Spor'la çekişmek zevkli. İyi olacak ama mutlu sona biz ulaşacağız ondan. Eminiz. Bunun dışında tabii ki Nihat Hocam'ın takımı da doğru dizgin geliyor. Malatya Yeşilyurt takımı. Şimdi biz şöyle bir algı oluştu. İlk dört hafta biz zor maçları oynadık. Şimdi işte Buca, hayır öyle bir şey yok. Bence her maç çok zor. Evet biz ilk dört hafta final maçları oynadık. Ama bundan sonraki maçlarda çok zor. Özellikle küme düşme potasındaki takımlarla oynayacağız. Ama bunu avantaja çevirebiliriz. Çünkü bu süre içerisinde de diğer rakiplerimiz, Diyarbakır olsun, Malatya Yeşilyurt olsun, Ofspor olsun, özellikle Derince Belediye olsun, arkamızdan gelen takımlar da birbirleriyle oynayacaklar. İşte biz bu haftaları avantaja çevirmek istiyoruz. Biz biraz yani final maçlarını geçtik ama zor maçları geçtik değil mi? Zor maçlar şimdi geliyor. İyi bir takımla mücadele edeceğiz. Hem Diyarbakır hem Malatya Yeşilyurt iyi bir takım. İyi hocaları da var başlarında. Nihat Hocam'a da buradan sevgiler saygılar sunuyorum. İyi geliyorlar, doğru düzgün geliyorlar. Ama dediğim gibi bu maçları onlar birbirleriyle oynarken biz galip gelerek büyük avantaja çevirmek istiyoruz. Hocam alt taraftaki takımlarla oynamak bazen daha zor olabiliyor. Çok. Zaten Bucaspor son 16 maçta bir mağlubiyeti var. O da herhalde 3-3 kutusundaki Nevşehir Belediyespor'du galiba. Bir şey söyleyeyim mi? Görevde geldiğim sürede en mükemmel, en inanılmaz oynadığımız bir maçtı. İnanılmaz. Kalemize gelmeden ilk yarı gol yedik. İkincisinde de aynı şekilde yine kalemize gelmeden. Yani 3-0, 4-0 bitse üzüleceğimiz, niye diğer oyuncularımıza gol atmadı diye üzülebileceğimiz bir Nevşehir maçı vardı. Tek yenilgimiz o. En büyük üzüntümüz de o. En iyi oynadığımız, inanılmaz oynadığımız bir maçtı. Ama bazen öyle oluyor, nasip oluyor. Bazen de işte bugünkü gibi çok üst düzey oynamadık ama kazandık. Bir tek mağlubiyetimiz evet Nevşehir takımında. Hocam Yeşilyurt Belediyespor'la da oynayacaksınız. 9'da 9 yaptılar onlar. Evet. Yani bayağı kızıştı yukarısı. Evet. Peki Buca Spor dışında sizce çıkacak ikinci takım kim olacak? Üçüncülük ikinci gruptan. Pardon. Bizim sizin gruptan çıkacak ikinci takım hangi takım olur sizce?
Vallahi tabii playoff çok kızışacak. Son haftalar çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim ben size, Diyarbakır son 2 hafta oynayacağı takımların hepsi playoff'u kovalayan takımlar. Playoff'a girip veya giremeyeceğini belirleyecek takımlar. Yani son hafta belki playoff'u kaçıracak takım ya da son hafta playoff'a kalacak takımın bile şampiyon olma şansı var. Biliyorsunuz %25 herkesin şansları. Bence çok açık ara bir takım yok. Playoff'a kalan takımlar arasında da olmayacak. Yani kim kalır? İşte Of kalabilir, Fas'a kalabilir, Derince Belediye kalabilir, biz kalabiliriz, Diyarbakır kalabilir, Malatya Yeşil kalabilir. Bunların arasında bence bu takım playoff'a kaldığında sürdürerek götürebilecek bir takım diyeceğimiz bir takım yok. Herkesin şansları eşit. Yani son maçta son alacağı galibiyetle belki de beraberliği alacağı şeyle playoff'a kalan takım bile bir üst lige, ikinci lige çıkabilecek bir takım olabilir. Çünkü aralarında çok bir fark yok takımlar arasında. Çünkü bizim grup biraz gerçek anlamda diğer gruplara göre çok kafa takımları dediğimiz takımlar var, evet. Hocam Diyarbakırspor, Bucaspor, Yeşilyurt belki puan anlamında ön planda gözüküyordu ama yani arkadan gelen bir belediye denince Hopaspor falan da var yani. Evet. Hiçbir Evet. şey belli olmaz şu anda, öyle Yok gözüküyor. yok, belli olmaz. Ben çünkü Derince Belediyespor sezon başında biz orada çalıştık. Biz o takımı kurduk. Bence ligin üzerinde bir takım. İyi bir takım Derince Belediye takım. Puan kayıpları bugün de berabere kalmışlar. Son dakikada gol yemişler. Geçmiş olsun. Çok iyi bir oyuncu grubu var Derince Belediyesi'nde de. Çok kaliteli oyuncular var. İyi bir takım Derince Belediyesi de. Yani playoff'u sonuna kadar, şampiyonun sonuna kadar kovalayacaklardır. Olmazsa playoff'u zorlayacaklardır. Playoff'ta da diğer takımlar kadar en az şansları var. Yani Derince Belediye takımı gerçekten iyi bir takım. Hocam bazı sporcuları soruyorlar. Yiğitcan Gölboyu, Burak Can Kurt gibi bu sporcuların durumları nelerdir? Evet, Yiğitcan'ın bir problemi vardı. Sakatlık problemi vardı. Üst üste bir talihsizlik yaşadı. Bir düzeldi, tekrardan dizinden bir talihsizlik yaşadı. Tekrar bir tedavisi düzeldi, bir tekrar yaşadı. Yani Yiğitcan bir maalesef çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz, çok da düzgün bir çocuk. Ama işte sakatlık onun yakasını bir türlü bırakmadı. Maalesef ki onunla şey yapamadık. Bu hafta onu 18'e aldık. Dediğim gibi savunma düşünseydim stoper atardım oyuna 1-0'dayken, işte düşünmedim yani. O yüzden de Yiğit'e süre veremedik. Ama önümüzdeki haftada Yiğit'ten de hem tecrübesinden hem oyuncu karakterinden hem kişiliğinden %100 faydalanabileceğimiz çok düzgün, iyi bir oyuncu Yiğit'ti. Burak Can maalesef devre arasında sezon başını kampını geçirmediği için, bir de üzerine korona olmuştu ben gelmeden önce. Fizik olarak çok gerideydi. Doğal olarak devre arasında fizik eksiğini kapatmak için Almanya'da yaşıyor ailesi. Almanya'ya gittiğinde antrenmanlar yapmış, çift antrenmanlar yapmış. Ama orada biraz yüklemeyi fazla kaçırmış. Alt adresinde bir yırtık oluşmuştu. İşte bir ay, 1,5 aya yakın bir tedavisi oldu sağlık ekibimiz tarafından. Tekrar geçen hafta döndü, antrenmanlara başladı. Derince maçında kadroya aldık, süre vermeyi düşünüyorduk. Hatta ısınmaya gönderdik. Geri çağırdığımızda tam oyuna girecekken tekrardan sakatlığı yükseltti. O da bir şanssızlık yaşadı. O da bizim de şanssızlığımız, onun da şanssızlığı. Ondan da faydalanamadık maalesef ki sakatlıktan dolayı. Ama herhalde bir 10 gün sonra aramıza dönecek gibi duruyor Burak Can'da. Hocam taraftarlar Kalamon Muhta için seri galibiyet sözü istiyoruz demişler. Ne demek istersiniz? Pardon? Kalamon hafta için seri galibiyet sözü istiyoruz demiş o taraftarlar. Ne demek istersiniz? Evet, şimdi biz hafta içi oyuncularımıza bir toplantı yaptık. Maç analizlerini yapmıştık, toplantı yaptık. Şöyle bir karara vardık. Oyuncularıma aynen şunu söyledim. Biraz önce size de söylemiştim. Geçmiş için hiçbir şey yapamayız. Geçmiştir. Evet. Bugün ve yarını kurtarabiliriz. O zaman biz bugünden 11 maçlık bir yeni bir lige başlıyoruz. Her şeyi Evet. unutuyoruz. Bütün geçmişi unutuyoruz. 11 maçlık yeni bir lige başlıyoruz dedik. Bugün 11. maçlardan bir tanesi oynadık. Ama biz bu 11 maçın toplamını bir maç gibi göreceğiz. Her oynadığımız maç hayatımızın son maçı, şampiyonluk maçı, son maçımız gibi oynayacağız dedik. 11 maçlık bir lige başladık. Bugün Allah'ın izniyle ilk galibiyetimizi aldık. Umarım özgüvenimiz tekrardan geri gelmiştir. Kazanamamanın verdiği stresi biraz olsun kenara bıraktık. Önümüzdeki haftalarda 2 hafta içeride oynayacağız. Alacağımız 6 puanla da daha da özgüvenimiz yukarıya çıkacak. Oyuncularımız yeteneklerini daha rahat kullanacaklar. Önümüzü daha rahat görme imkanımız olacak. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacaklar. O süreç içerisinde hem tekrardan özgüvenimizi kazanacağız, moral motivasyonumuzu daha da yukarıya çekeceğiz. 11 maçlıktı. 10 maça düştük. 10 maçlık birlikteyiz şu anda. Onlara
elimizden değil, bedenimizden, yüreğimizden, her yerimizle beraber inancımızı söylemek istiyorum taraftarlara. Oyuncularımıza çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. Oyuncularımız yeter ki kendilerine güvensinler, yapamayacakları bir şey yok. Dediğim gibi onlara sonuna kadar destek olsunlar. Güzel mesajlar atıyor. Allah razı olsun hepsinden, bütün taraftarlarımızdan. Bu işte eleştiri olacak. Geçen hafta benim için de bir sürü eleştiri yapılmıştı. Dediğim gibi saygı içerisinde olduğum müddetçe hiçbir zaman sıkıntı yok. Başımın üzerinde yeri var. Bütün sorumluluk bana aittir. Anlamayan lafın başında söylemiştim. Bütün sorumluluk bana aittir. Benle ilgili yapsınlar. Ama bu süreç içerisinde oyuncularıma olabildiklerince destek versinler. Önemli bir virajdan geçiyoruz. Onlara moral ve motivasyonlara onlara ihtiyacımız var. Onların özgüvenlerine, yeteneklerine ihtiyacımız var. O yüzden taraftarlarımız için rahat olsun. Elimizden geldiğince her şeyi yapacağız. Karımca bir damla su almış. Yangına doğru gidiyormuş. Demişler ki nereye gidiyorsun? Yangını söndürmeye gidiyoruz. Ya demiş, senin elindeki bir damla suyla mı yangın sönecek? Benim tarafım belli demiş. Yönüm belli. Bizim yönümüz belli. Şampiyonluk yönümüz. Taraftarlarımız için rahat olsun. Teşekkür ederim. Hocam takımınızda yıldız potansiyeli olan futbolcular var mı? Altepe'ye Uğur Hoca nasıl bakıyor? Valla takımımızda var. İzlenen dinde biliyoruz. İyi oyuncularımız da var. İsim vermek istemiyorum çünkü diğer oyuncular haksızlık da olmasını istemiyorum ama gerçekten üstlükleri zorlayabilecek. Hatta sadece üstlükleri değil. Amil takımının formasını giyebilecek yetenekli gençlerimiz var. Oyuncularımız var. Tabii altyapıya gelince de ben altyapıyı çok severim. Genç oyuncuları çok severim. Her sene muhakkak gittiğim yerde bir iki oyuncu çıkarmaya çalışırım takımın potansiyeline göre. Bizim öyle bir imkanımız var. Buca'nın bir altyapısı zaten efsane bir altyapıdır Buca'nın altyapısı. Ama şanssızlık şöyle. Hiçbir kategori maç oynamıyor. Lig oynamıyor. Yani bizim bir nesil kaybolmak üzere. Yani şöyle söyleyeyim. 15 yaş ile 19 yaş arasındaki bir nesil Türkiye'de kaybolmak üzere. Çünkü maç oynamıyorlar. Hani benim imkanlarım var. Sağ olsunlar altyapıcılarımız gerçekten iyi çalışıyorlar. Böyle antrenmanlara devam ediyor U19 bazında. Ve oradan oyuncular alıyoruz. Yetenekli oyuncularımız var. Onları kullanıyoruz. Şu anda dediğim gibi 4, 2 tane daha vardı. 6 oyuncumuz bizle beraber çıkıyor. Yani çünkü zaten pandemi dönemini olacağı belli değil. Onları da hazır tutmak istiyoruz. Artı altyapımız zaten çalışıyor. Altyapıyı gözümüz kulağımız gibi bakıyoruz. Buca'nın altyapısı bence gelecek altın madeni. Ama şanssızlık onların maç oynamaması gerçekten çok kötü. Onların da gelişimini engelliyor. Sadece antrenmanla çok fazla oyuncu mesafe kat edemez. Lig oynamaları lazım. Bilmiyorum Futbol Federasyonu bu konuda ne yapacak. Umarım alt ligleri hazır olan takımları hiç ayrım yapmadan bir lig oluşturur. Yani sadece Süper Lig'in elit bir 19 yapmaz. Buca Spor'u da o grubun içine yer alır ve orada o ligde oynarız. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın da bir elit 19 ligi düşünülüyormuş. Ama bence o lige bizi kesinlikle almalı Futbol Federasyonu. Bu konuda zaten muhakkak bir başvurumuz olacaktır. Çünkü altyapı bizim için çok önemli. Altın madeni. Çok iyi oyuncularımız var orada da. Yani onlar için tek sıkıntı maç oynamamaları. Anladım. Evet. Hocam şu an Türk futbolunun sorunları neler desem bir sürü şey sayarsınız. Ama bana göre... Programlar yetmez. Yetmez ama bana göre hepsinin temeli altyapıya dayanıyor. Altyapıya bakmamızdan dayanıyor. Profesyonel yönetim diyeyim. Başka da bir şey söylemeyeyim. Peki hocam. Hocam uzun vadeli hedefleriniz nelerdir kendi kariyeriniz için? Vallahi ben hep hayallerimin peşinde koştum. Herkese de aynı şeyi söylüyorum. İnsanoğlu bir şeyi istediği zaman önce hayal etmeli ve hayallerinin peşinden koşmalı. Asla bırakmamalı. Ben de hayallerimin peşinde koşuyorum. En büyük hedefim çıkabildiğim kadar en üst seviyeye çıkmak. Zor mu? Zor. Ama hiçbir şey kolay değil. Engeller çok. Engelleri aşarsan zaten bu hayat zevkli hale geliyor, güzel hale geliyor. Hayallerimiz en üst seviyeye kadar gitmek. Umarım bu konuda da başarılı oluruz. Her gün kendimizi yeniliyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Özellikle futbolda. Kimse ben biliyorum diyemez futbolda. Her gün herkes bir şey öğrenir. Yaşının hiç önemi yoktur. Hatta öğrendiğin kişinin bile yaşı yoktur futbolda. Bugün 15 yaşından da birisinden de öğrenebilirsin. 60 yaşında birisinden de öğrenebilirsin. Öğrenmeye çok açım. Uygulamaya çok açım. Seviyorum çalışmayı. İnanılmaz seviyorum. Tesisteyim 24 saat. Buradayım. Ayrılmıyorum. Çocuklarla beraberim. Aynı kaderi paylaşıyorum. Ekibim de biraz önce söylediğim gibi. Onlar da benimle aynı kaderi paylaşıyor ekibim. Altın gibi bir ekibim var. Hepsi çok temiz, çok delikanlı. Adam gibi adamlar hepsi. Onlara da buradan ekibime, tüm ekibime de teşekkür ediyorum. Ama evet dediğim gibi hayallerim büyük. Rabbim inşallah neylerse güzel eyler. Hayırlısı olsun hocam. Allah peki idolünüz kimdir hocam? Yani idolüm
Ya ben Fatih Terim'i çok seviyorum. Yani yerli olarak inanılmaz seviyorum. Neden çok seviyorum? O da inanılmaz derecede her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren bir adam. En büyük özelliği, en çok sevdiğim şey oyuncuya kendini inandırması ve benim de en çok inandığım şey olur. Bence bir teknik direktör nedir diye sorsalar bence oyuncuya kendini inandırmaktır. Bugün herkes antrenman yaptırabilir. YouTube'ları açtığında ne bileyim ben driller var, antrenman bilgileri var. Her şey yapabilirsin. Ama bence en önemli şey oyuncuya kendini inandırmaktır. Jurgen Klopp da bence bunu yapıyor. İnanılmaz oyuncularla bütünleşiyor. Yani Manchester City'nin hocası ona keza müthiş, müthiş bir hoca. Yani bunlar çok değerli hocalar. Yani seviyorum. Hücum oynatanı, kazanmaya oynayan hocaları inanılmaz dedi seviyorum. Mourinho'yu seviyor musun dersen sevmiyorum. Çok kaybetmemeyi oynuyor. Ama hücum. Yani Jürgen Klopp, işte özellikle Fatih Terim. Ya çok değerli hocalar. Abdullah Avcı inanılmaz değerli, inanılmaz sistemi olan. Bu Türkiye'ye bence futbolun sistemle oynayacağını getiren teknik direktörlerin başında Abdullah Avcı vardır. İnanılmaz saygı duyuyorum ona da. Nereye giderse gitsin bir sistem içerisinde oynamaya çalışıyor. Asla ve asla kalbur üstü veyahut da doğaçlama değil. Futbolun bir sistemi olduğuna inanan, bunu da oyuncusuna inandıran bir adam. İnanılmaz gelişime de açık. Ekibi de inanılmaz açık. Çok tanıyorum beraber. Top oynadığım eski arkadaşlarım da var ekibinde. Yani onları sayabilirim. Özellikle Fatih Hoca, Abdullah Hoca. Ama şu da var mesela gençlere değer vericisine baktığın zaman da Türkiye'de Samet Aybaba'yı da bu konuda tek geçiyorum. Evet, doğru katılıyorum. Hocam az önce profesyonel yönetim dediniz. Bir taraftarımız sormuş. Hocam sizce Bucaspor profesyonel yönetiliyor mu demiş. Şimdi yönetiliyor mu derken bence oraya gidiyor. Yani futbolu bilen bir başkanımız var. Şu anda bizim futbolun içinde olan bir başkanımız var. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Yani çok üst seviyelere bence gelebilecek o potansiyeli olan bir insan zaten. Bence takımı da oraya doğru taşıyor. Yani profesyonel bir şekilde kulübü yönetmek, profesyonel bir şekilde takımı, altyapısı, üst yapısı tesisleşmeyi düşünüyor. Tekrardan buralardan tekrardan bir tesisleşmeyi düşünüyor. O an sonra belki burada olmayız ama olan arkadaşlar, yapan arkadaşların da eline yürene sağlık deriz. Yani bence profesyonel yönetime doğru, üst seviyeye doğru Bucaspor gidiyor. Bu konuda inanılmaz derecede emek veriyor Sayın Cihan Başkan ve Mehmet Başkan. Bence o konuda 3 ve 5 yıl içerisinde çok büyük bir yatırım olacak ve Bucaspor'u çok daha üst seviyelerde göreceğiz diye düşünüyorum. Yani bu işe kafa yoruyorlar. Kalbur üstü değil. O günü düşünerek değil, bir sonraki hamleleri düşünerek yaptıkları hamleler var. Bunun içerisinde de her türlü şey var. Ya biz oluruz olmayız o çok önemli değil ama saygı duyulacak bir yönetim var. Anladım. Peki futbolcularla aranızda nasıl hocam? Bu gol sevinciden sonra size koşmuşlar. Taraftarlar onu geçmişler. Evet. Büyük bir bağ var herhalde aranızda. Pardon? Çok kuvvetli bir bağ var herhalde aranızda. Ya ben şuna inanırım. Ne iş yaparsan yap, işin içerisinde sevgi olmalı. Yani sevgisiz hiçbir ortamın başarılı olacağını düşünmüyorum. Aile ortamı da aynı şekilde. Sevgi lazım. İş yerinde sevgi lazım. Arkadaşların arasında sevgi lazım. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey yoktur. Bizde sevgi kalpten, saygı mecburiyetten ama evet, sevgi kalpten. Oyuncularla ilişkimiz çok şükür çok iyi hepsiyle beraber. Dediğim gibi yani bence Bucaspor'un şansı da o pırlanta gibi, aslan gibi. Çok temiz oyunculardan kurulu. Çok karakterli oyunculardan kurulu. Bazen de hep onlara söylüyorum. Bir Manchester City'nin galiba şeyinde seyretmiştim. Belgeselinde izlemiştim. Çok ustusunuz demişti hoca onlara. Ben usta oyuncu istemiyorum demişti. Biraz yaramaz oyuncu istiyorum demişti. Aynısı bizim için de takımda geçer. Çok iyiler, çok duygusallar, çok şeyler. Saha içerisinde biraz daha hırçın, biraz fırlama ve yaramaz oyuncu istiyorum. Onlar ama pırlanta gibiler, altın gibi çocuklar. Onlarla beraber olmaktan büyük keyif alıyorum. Onların hocaları olmaktan da inanılmaz derecede mutluyum. Bizim işimiz bir dakika sonrası belli değil ama onlarla yaşadığım her dakika benim için inanılmaz değerli. Onları çok seviyorum. Bütün oyuncularımı çok seviyorum. Bugüne kadar çalıştığım oyuncularımı da çok seviyorum. Dediğim gibi onlarla beraber olmak, bütünleşmek hayattaki en büyük zevkimiz. Onlar bizim evlatlarımız, canlarımız. Bugünkü hocam, özür dilerim. Bugünkü golden sonraki yaptıkları jestten dolayı da hepsine, bütün takım arkadaşlarıma, bütün oyuncu kardeşlerime, evlatlarıma teşekkür ediyorum. Bizi duygusallığa ittiler. Teşekkür ederiz onlara.
Hocam bir seyirci sorusu daha alacağım. Altyapınızda Serdar Sabuncu gibi çok değerli bir altyapı sorumlusu bulunmakta demiş. Evet. Altyapı ile ilgili gelecek planlarınız nelerdir demiş seyircimiz. Tabii işte biraz önce de bahsettim. Serdar Hoca bu işi gerçekten ilmini ve bilimini yapan bir hoca. Bu işe yoran bir hoca. O da her gün kendini geliştiren, gelişime açık bir hoca. İyi çalışan bir hoca Serdar hocamız da. Ama onun da bir şanssızlığı işte dediğim gibi ligler oynanmıyor. Yani oyuncularını vitrine çıkartamıyor. Onları geliştirme bakımından gerçekten çok zorlanıyor Serdar Hoca. Ama yaptığı yatırımlar, izlemeler şu an için her şey durmuş vaziyette. Yani gidip bir yerden bir oyuncu izleyemiyoruz. Çünkü lig yok. Antrenman yok belli seviyelerde, küçük gruplarda. Sadece U19'lar çalışabiliyor. Eli ayağı bağlı ama günün her saati burada. İletişim halindeyiz. Çok seviyor bu işi. Kendini çok geliştiriyor. Bu işe de çok emek veriyor. Gelen oyuncular zaten hiç yabancılık çekmiyor. Oyun sistemimizde de yabancılık çekmiyor. Takım içerisinde de yabancılık çekmiyor. U19'dan aldığımız oyuncular çok hazır vaziyette geliyor. Biz de çok zorlanmıyoruz yani onlara. Çok fazla bir şeyler öğretmek için çabalamıyoruz. Sadece takımın içerisinde abilerle beraber iyi antrenman yapıyorlar. Hazır vaziyette geliyorlar. Hocalarıma, bütün hocalarıma, sadece Serdar hocama değil, altyapıdaki bütün hocalarıma da teşekkür ediyorum. Kaldığımız müddetçe de altyapıyla her zaman kesinlikle ve kesinlikle iletişim halinde olacağız. İlgilenince. Dediğim gibi orası bir altın madeni. Hocam Darıca'dan mesaj yazan seyircilerimiz de var. Darıca demişken ben Doğma Büyüme Gebze'nin şampiyonluğunuzu hatırlıyorum. Darıca'da bir şampiyonluğunuz var. Evet. O günlerden biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii orası benim ilk göz ağrım. İlk aşk derler ya, orası benim ilk aşkım gerçekten. Darıca'da ilk teknik direktörlüğüm ve şampiyonluk yaşadım. Allah bana şampiyonluk nasip etti. Oradaki insanlar, Sayın Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Mücahit Başkan vardı, Dokman, Mustafa Başkan vardı. Bende büyük emeği var. Bana çok güvenerek o görevi vermişti Mustafa Öztürk. Çok dostlarım, arkadaşlarım var orada. Hala arıyorum. Taraftarlar sağ olsun, arayanlar, soranlar hala var. Orası unutulmaz. Yani gerçekten unutulmaz denilen bir kelime. Orası için az kalıyor. İlk göz ağrım. İlk göz ağrıları unutulmaz. Şampiyonluklar unutulmaz. İlk şampiyonluğum oradaydı. Ondan sonrasında hep playoff oynadım. Ama şampiyon olamadık. İnşallah bu sene o şampiyonluğu, Darıca'daki şampiyonluğu bu sene burada da tekrar ederiz. Buradan da bütün Darıca'daki dostlara, tüm kardeşlerimize, oradaki oyuncu kardeşlerimize, hocalarımıza da başarılar diliyorum. Yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Darıca baş tacımız, kalbimizde çok güzel bir yerde. Hocam taraftarlar ısrarla soruyorlar. Daha henüz taraftarla tanışamadınız ama taraftarı nasıl buluyorsunuz diye bir sorular. Ya Instagram'dan, işte sosyal medyadan deyip takip ettiğimiz kadar inanılmaz ilgililer. İnanılmaz bir şekilde acayip derecede seviyorlar. Onlara söyleyeceğim şey, bence bu canın sahibi onlar. Bizler değiliz. Bizler burada işçiyiz. Gelip geçeceğiz. Bugün varız, yarın yokuz. Bu herkes için geçerli ama buranın gerçek sahibi onlar. Keşke onlarla beraber oynayabilsek, bütünleşsek. Ben oynamadım. O yüzden bilmiyorum ama duyumlarımız, bildiğimiz, oynayan futbolcu arkadaşlarımız, hoca arkadaşlarımız, herkesin anlattığı inanılmaz güzel şeyler. En büyük kaybımın o olduğu söyleniyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. İçerideki maçlarda olsalar da emin ol, kaybetme şansın hiç olmaz. Berabere kalma şansın hiç olmaz derdi. İnanılmaz bir itici güç oldu. Şu an yoksunuz. Ama ilgi ve alakalarına da memnunum. Eleştiri de yapıyorlar. Hiçbir problem yok. Saygı olduğum müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Her şeyi söyleyebilirler. O konuda bir problemim yok yani. Ama dediğim gibi Yani. onlardan yoksunuz. Onları özlüyoruz. Öyle söyleyebilirim. İki maç üst üste oynayacaksınız şimdi. Yani taraftar olsaydı bambaşka bir atmosfer olabilirdi. Sence olmaz Hocam mıydı? yani o konuya biraz da değinmek istiyorum. Ben artık üçte bir kapasitenin de olsa artık taraftara açılması gerektiğini düşünüyorum. Ya tabii her gün haber alıyoruz şimdi. Pandemi yine artmış, sayılar artıyor. Yani bunun nasıl olacak, nasıl önlenecek bilmiyoruz ama yavaş yavaş dünyada, dün haberlerde NBA'de %30 kapasiteli galiba salonlar başlamışlar almaya. Ya bizde de uygulanmaya başlansa bence iyi olabilir. Zaten kontroller var, HES kontrolleri var. Yani çok çok iyi olur. %20, %30, %5'i bile bizim taraftarımız için yeterli. O stadı doldururlar onlar muhakkak. Ne kadar az da gelseler o sesleriyle komple doldururlar. Bütün taraftarlar, herkes orada olmuş gibi hissederiz. Ama umarım yakında %20, %30 kapasiteli, umarım Mart ayında başlanacak diye biz de duyduk. Umarım başlanır, biz de taraftarlarımıza kavuşuruz. Hocam sıradaki iki maçınızdan bahsedeceğim biraz. Böyle şey, alt sıralarda oynayan iki takım, düşmeme oynayan iki takım.
Evet. Bu iki maçı beklediğinizden ne derece zorlayabilir? Yani çok Şimdi zorlu. Çünkü Nevşehir'in son kaybısı takım. O da yine onlarla beraber mücadele veren evet. Asyalı'nın ilk takımlardan biri. Şimdi şöyle hani şampiyonla oynadığın zaman veya playoff oynadığın zaman bir şeylerin telafisi olabiliyor haftalar ilerledikçe. Ama küme düşmeye oynadığın zaman her yenilgiden sonra muhakkak ki altı görmeye başlıyorsun ve psikolojin bozuluyor. Takımlar ve oyuncular için geçerli. Şimdi biz Evet. böyle takımlarla oynuyoruz. Yani hemen hemen son şanslar olan takımlarla oynuyoruz. O yüzden ben biraz önce lafın başında söylemişim. Biz dört tane final oynamış olabiliriz. Dört tane kafadaki takımlarla oynamış olabilirdik. Zorluk derecesi gibi. Ama bizim asıl işimiz, asıl zorluk derecesi şimdi başlıyor. Çünkü ligde var olma savaşı, ligde kalma savaşı. Playoff'u oynayan takım veya şampiyon oynayan takım seneye tekrar üçüncü ligde var. Profesyonel ligde. Ama diğer takımlar, küme düşen takımlar profesyonel ligde değil. O yüzden çok zorluk derecesi maçları oynayacağız. İki maç üst üste. Payas ve Alemdağ takımı. İkisi de küme düşme potasında olan takımlar. Ama kazanmak isteyeceğiz. Kazanacağız Allah'ın izniyle. Kazanacak da güçteyiz zaten. Kolay mı olacak? Yok, kolay olmayacak. Zor olacak. Ama dediğim gibi bu iki maçı 6 puanla kapatıp ondan sonra önümüze bakacağız. O zaman zaten birçok şeyi halletmiş olacak. Özgüvenimiz tavan yapacak. Moral motivasyonumuz tavan yapacak. Puan durumunu o zamana göre diğer takımlar birbirleriyle oynayacaklar. Belki puan olarak avantajlı duruma geçeceğiz. Yani o yüzden biraz daha rahat maçlar oynamaya başlayabiliriz ama iki maç çok çok önemli. Çünkü ikisi de can havliyle çekişen takımlarla oynayacağız ve saygı duyulması gereken iki tane önemli takımla oynayacağız. Hem Payas takımı hem Alemdağ takımı. Hocam bir seyir sorusu da alacağım. Barış Sungur'u soruyorlar. Barış Sungur nasıl değerlendirirsiniz? Barış. Barış Sungur. Fenerbahçe'ye verilen oyuncu mu? Evet. Abi ben hiç seyretmedim, çalışmadım kendisiyle. Muğla'ya kiralık verildiğini biliyorum. Orada biraz süre bulduğunu biliyorum ama hiç çalışmadım, hiç bilmiyorum yani. Hiç bir yorum yapamam, görmediğim, tanımadığım bir oyuncu. Anladım. Ama tabii onun da kariyeri umarım güzel şekilde devam eder ve Fenerbahçe'den üst seviyeye gelir. Peki hocam. Bir şey sorusu da alayım. Alternatifsiz kadro takımı rehavete sürüklüyor mu demiş taraftarımız. Yok, rehavete sürüklemiyor. Bence daha da kenetleniyoruz. Birlik beraberlik içinde oyuncular birbirine daha da kenetlendiler. Bugün de daha da büyük bir kenetlenme oldu kazanmasıyla beraber takımın. Her geçen gün daha da kenetleniyorlar. O konuda bir sıkıntı yok. Herkes bu işin bilincinde, sorumluluğunda. Yani alternatifsizlerken de bence alternatif var. Altyapıdan aslan gibi çocuklar var. Hiç korkumuz yok. Kim bilse çıkar oynar. Yaşı veya ismi hiç önemi yok bizim için. O yüzden bazen dediğim gibi azalmak bazen büyümeyi daha da kolaylaştırıyor. Doğru. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum dinleyenlere. Taraftarlarımıza sevgiler saygılar sunuyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum tekrardan. Parolamız vazgeçmemek. Vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Umarım mutlu sona biz ulaşırız. Peki hocam. Ben de Futbol Anadolu ekibi olarak size teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için kalan maçlarınıza da başarılar diliyorum. Buca taraftarlarına da buradan yayınımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Bu yayınlar bizleri de motivasyon olarak da ileri doğru seviyeye taşıyor. Çok teşekkür ederiz bu konuda sizlere de yardımcı olduğunuz için. İnşallah hocam ileride yeniden tekrar yaparız. Yani. İnşallah şampiyon olduğumuzda. İnşallah hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.